Merhabalar. 7. sınıf fen bilimleri bileşikler konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Hemen bileşikler farklı cins elementlerin özelliklerini kaybederek belirli oranlarda bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdi. Arkadaşlar biz maddeleri Saf maddeler ve karışımlar olarak ikiye ayırıyorduk. Saf maddeleri de elementler ve bileşikler olarak ikiye ayırıyorduk. Farklı cins elementler özelliklerini kaybederek bu önemli belirli oranlarda bu da önemli kaç tane olduğu bir araya gelmesiyle oluşan saf maddelerdir bileşikler. Bakın kırmızı elementle yeşil element özelliklerini kaybetmiş ve bir araya gelmiş. Bakın iki tane kırmızı bir tane yeşil belirli oranlarda yeni oluşan bileşik elementin özelliklerini kaybedip yeni bir özellik kazanıyor. Hemen bileşiklerin özelliklerine geçelim. Bileşiklerin özellikleri kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerinden tamamen tamamen farklıdır. Yeni madde oluşur. Çok önemli. Bakın, yakıcı oksijen atomuyla yanıcı hidrojen atomu bir araya gelmiş su bileşiğini oluşturmuş su da söndürücü bakın özelliklerini kaybetmiş belirli oranlarda demiştik bakın bir tane oksijen iki tane hidrojen belirli oran olacak özelliklerini kaybedecek ve yeni oluşan element farklı özellikte olacak bileşikler kimyasal yollarla oluşur ve kimyasal yollarla ayrılır. Yani biz birleşikli su bileşiğini elektroliz kimyasal yöntemle tekrar oksijen ve hidrojene ayıra Biliriz. Bileşiklerin belirli bir erime, donma ve kaynama sıcaklıkları, erime, donma, kaynama sıcaklıkları maddeler için ayırt edici bir özellikti. Mesela suyun erime ve donma sıcaklığı 0 santigrat derece, kaynama sıcaklığı 100 santigrat derecedir. Başka bir maddenin bu şekilde değildir. Bakın bu da bileşiklerin bir özelliği. Bileşikler formüllerle gösteriliyordu arkadaşlar. Daha önce elementleri sembollerle göstermiştik. Bileşikleri de neyle gösteriyoruz? Formüllerle gösteriyoruz. Bu da bileşiğin önemli bir özelliği. Yaygın bileşik formüllerine geçelim. Elementler sembollerle gösterildiğini öğrenmiştik. Elementlerin bir araya gelmesiyle oluşan bileşikler ise formüllerle gösteriliyor. Yandaki tabloda bazı yaygın bileşiklerin formülleri verilmiş. Bunları ezberlememiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Su H2O, karbondioksit CO2, kükürt dioksit SO2, NH3 amonyak, C6H12O6 glikoz yani basit şekerdir arkadaşlar. Hemen bakalım. CO2 karbondioksit. Sodyum klorür arkadaşlar halk arasındaki adı yemek tuzu. Magnezyum oksit MgO, C6H12O6 şeker veya diğer bir ismi glikoz arkadaşlar glikoz olarak da görürsünüz. Su H2O, NH3 amonyak, HCl hidro, hidrojen klorür arkadaşlar. Bir bunda çok karşılaşacaksınız. Önemli bir bileşik, asittir. Kükürt dioksit SO2, sodyum iodür arkadaşlar ve karbon monoksit CO. NaI sodyum iodür, CO karbon monoksit. Bunlar bilmemiz gereken bileşikler hemen bileşiklerde iki çeşit arkadaşlar. Molekül yapılı ve molekül yapılı olmayan yani iyonik yapılı bileşikler. Arkadaşlar iyonik yapılı bileşikler bir bütün halinde ve kümeler halinde bir bütün halindedir. Moleküler yapılılar ise dağınık halde bir araya gelmiş ve bir bütün oluşturmamış, dağınık halde olanlar ise molekül yapılı bileşiklerdir. Baktığımızda arkadaşlar bir bütün halinde oluşmuşsa buna iyonik yapılı, dağınık halde ise molekül yapılı bileşik diyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir bütün halinde NaCl yani yemek tuzu, karbo, e, kalsiyum oksit arkadaşlar CaO bu da bir bütün halinde. Her ikisi de iyonik yapılı bileşiğe örnektir arkadaşlar. Bakın bu da dağınık halde moleküler yapılı bir bileşiğe. Yani su bileşiği moleküler yapılı bir bileşiktir. Bakın dağınık halde. Şimdi bileşik formüllerindeki elementlerin adlarına bakalım. Arkadaşlar S kükürt, O oksijen. Birincisi, ikincisi hidrojen klorür. Bakın hidrojen ve klor. Üçüncüsü azot ve hidrojen. Dördüncüsü hidrojen, su bileşiği hidrojen ve oksijen. Glikoz yani basit şekerde karbon, hidrojen ve oksijen magnezyum oksitte magnezyum ve oksijen. Sodyum klorür bileşiğinde arkadaşlar sodyum ve klor. Karbondioksit bileşiğinde bakın arkadaşlar karbon ve oksijen. Azot iki oksitte azot ve oksijeni görüyoruz arkadaşlar. Hemen bileşiği oluşturan atomlar ve sayılarına bakalım. Arkadaşlar baryum florürde bir tane baryum, iki tane flor. Burada arkadaşlar eğer Elementin altında herhangi bir şey yazmıyorsa arkadaşlar bu 1'dir. Diğerinde ise 2 yazıyor. Bu elementin kaç tane olduğunu belirtir. O halde baryum 1, flor 2. Toplam bileşikteki atom sayısı 2 1 daha 3. Sodyum klor. Bakın bir elementin altında bir şey yok. O halde 1. Klorun altında bir şey yok. O halde 1. Yani 1 sodyum, 1 klor. Toplam bileşikteki atom sayısı 2. Sodyum hidroksit. Arkadaşlar bakın sodyumda bir şey yok bir tane. Oksijende bir şey yok bir tane. Hidrojende bir şey yok bir tane. Yani bir tane sodyum, bir tane oksijen, bir tane hidrojen. Toplam üç tane atomdan oluşmuş. Sodyum nitrat tuzuna baktığımızda arkadaşlar. Bakıyoruz sodyum bir tane, azot bir tane, oksijen iki tane. Bakın burada iki tane. Toplam kaç tane var? Dört. Dört tane atom var. İki, üç, dört. Devam edelim. Şimdi NH3 yani amonyak bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayalım. Hangi atomlardan oluşmuştur? Arkadaşlar bakın azot ve hidrojen atomundan oluşmuştur. Adı nedir? Amonyaktır arkadaşlar. Özel adları bilmemiz gerekiyor. Bileşiklerin bir molekülünde azot ve hidrojen atomlarının sayıları kaçtır? Arkadaşlar azotun altında bir şey yok. Bir, hidrojenin altında üç var. Hidrojen üç. O halde bir azot, üç hidrojen. Bu molekülde toplam kaçtır? 3 bir daha toplam 4 tane atom vardır arkadaşlar. Devam edelim. Element mi bileşik mi? Arkadaşlar baktığımızda aynı cins atomlar, mor atomlar olduğu için bu bir element. Bakın farklı cins atomlar bir araya geldiği için bu bir bileşik. Bakın aynı cins ye yeşil atomlar bir araya geldiği için bu bir element. Bakın aynı cins Beyaz atomlar bir araya geldiği için bu bir element. Bakın, aynı cins atomlar bir araya geldiği için bu bir element. Bakın, aynı cins atomlar bir araya geldiği için bu bir element. Bakıyoruz buraya. Farklı cins atomlar bir araya geldiği için bu ise bir bileşiktir arkadaşlar. Devam edelim. Arkadaşlar bu burslulukta çıkmış bir sınav. Buna göre öğrenci kaç numaralı saf maddeyi yanlış işaretlemiştir? Bakalım. Arkadaşlar Ag gümüş bir elementtir. Doğru. H2O su bir bileşiktir. Doğru. Oksijen bir elementtir arkadaşlar. Bileşik değildir. Aynı cins atomlar bir araya gelip element oluşturur. Bakıyoruz sodyum klorür bir bir bileşiktir. Doğru. Hangisi yanlış işaretlenmiştir diyor. 3 numaraya bakıyoruz. Oksijen yanlış işaretlenmiş. Cevabımız C olacak. Devam edelim sorularla tahtaya yazılan formüller ve semboller olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir? Bakıyoruz. Arkadaşlar bir magnezyum sembol olacak. iki bileşik olacak. Formül bu sembol. Bakıyoruz 2 1. 3'e baktığımız zaman formül bileşik. 4'e baktığımız zaman formül bileşik. 5'e baktığımız zaman formül bileşik. 6, 7, 8 bunun 3'ü de ne arkadaşlar? Elementtir ve sembollerle gösterilir. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Diğer soruyla devam edelim. Moleküllerden hangisi bileşiğe ait değildir? Bakıyoruz farklı cins atom bileşik, farklı cins atom bileşik, aynı cins element, farklı cins bileşik, hangisi bileşik değildir? Cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Buna göre sınıflandırmalardan hangisi yanlıştır? Yapısında tek cins element bulunan maddelere denir. Element bileşik yapısında en az iki cins atom bulunduran, tek cins molekül bulunduran maddelere ise denir diyor. Hemen bakalım hangisi yanlıştır diyor. Element bileşik doğru. Element bileşik doğru. Element bileşik doğru. Bileşik element tam ters olacak bu buraya. Bu altın Au elementtir arkadaşlar. Su da bir bileşiktir. Su buraya, altın buraya. Hangisi yanlış cevap? D şıkkı olacak. Devam edelim. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar C6H12O3 O2 molekülünde 24 farklı Hayır, farklı değil. 3 farklı. Ne olacak? 3 farklı atom bulunuyor diyor. Yani bakıyoruz bir karbon, hidrojen ve oksijen. 3 farklı atom bulunuyor. Hangisi yanlıştır? A şıkkı. Diğerlerine de bakalım. NH3 amonyak molekülü 2 farklı cins. Azot hidrojen doğru. Karbondioksit molekülünde 3 tane atom. Bakıyoruz 2, 1 de bu karbon, 3 doğru. Kükürt dioksit bileşiğinde kükürt ve oksijen atomları. Bakıyoruz kükürt ve oksijen. Doğru. Hangisi yanlış? A şıkkı. 24 farklı değil. Toplam 24 tane var ama 3 farklı olacak. Cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar maddeleri biz saf olmayan maddeler yani karışım ve saf maddeler maddeler diye ikiye ayırıyorduk. Saf maddeleri de bileşik ve element diye ikiye ayırıyorduk. Yani üçgen yerine saf madde gelecek. O halde bununla bunu eledim. Kare yerine ne gelecek? Element gelecek. Bakıyoruz element burada. Yani cevabımız B şıkkı. Bileşik örnek ne vermiş arkadaşlar? Su. Su bir bileşiktir. Bu da doğru. O halde cevabımız B şıkkı olacak. Devam edelim. Formülü kalsiyum karbonat yani CaCO3 olan bileşikteki elementlerin isimleri arkadaşlar Ca kalsiyum, C karbon, O da oksijen olacak. Kalsiyum, karbon, oksijen hangi şıkkı var? D şıkkında. Cevap D şıkkı. Devam edelim. Elementler oksijen, demir, bileşikler karbondioksit ve verilenlerden 1, 2, 3, 4 numaralı yerlere hangisi getirilemez diyor. Arkadaşlar bir oksijen bakıyoruz bir. Oksijen moleküler halinde doğru. 2 demir atomik haldedir. 2'ye demir getirilebilir. 3 karbondioksit bakalım 2 tane e, oksijen 1 tane karbon getirilebilir. Arkadaşlar 4'e bakıyoruz. Sodyum klorür. Sodyum klorür moleküler halde değil, iyonik haldedir. Hangisi getirilemez? D şıkkı getirilemez. Sodyum klorür moleküler halde bulunmaz. İyonik yapılı bir bileşik. Direkt diğer soruya gelin. Formül ve isimleri aşağıdakilerden hangisi de doğru eşleşmiştir? Arkadaşlar H2O su. Bilmemiz gerekiyor. CO2 karbondioksit. Hemen eşleştiriyoruz. Arkadaşlar ismini bilmiyorsak bile. Bakın burada karbon ve oksijen var. Karbondan aklımıza gelip bu şekilde de birleştiririz. Ama özel adlarını da bilmemiz gerekir. Mesela amonyak özel ad bilmemiz gerekir. Kükürt ve oksijen. Kükürt dioksit. Buradan da çıkarabiliriz. Baktığımızda hangi şıkta bu şekilde var? A şıkkında bu şekilde var. Şeklimiz A şıkkındakinin aynısı. O halde cevabımız A şıkkı. Hangisi bir bileşik formülüdür? Arkadaşlar baktığımızda kalsiyum element, su bir bileşik, lityum element, oksijen bir element, moleküler yapıda bir elementtir. Hangisi bileşiktir diyor? B şıkkı. Mıstık Fence YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.